Efsane Sporcular programımıza bugün Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane ismi Metin Kurt'la konuşacağız. Metin Kurt'u da hem yakın arkadaşı hem de hayatını kaleme alan, Gladiator isimli kitabın da yazarı olan Beyci Çıracıoğlu bizlere anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Metin Kurt gerçekten çok hikayesi var, çok anısı var Metin Kurt'un. Hayatında evet. da çok fazla... E, anlatılacak olan anıları var. Öncelikle Metin Kurt kimdir? Kaç yılında nerede doğdu ve futbola nasıl başladı? Sizden dinleyebilir miyiz? Kırklar e, 50 Metin e, Kurt Hüseyin'in oğlu. Orada öyle tabir ediliyor. Kırklar ediliyor. E, elinin e, önemli ailelerinden birinin oğlu. E, Metin 51 doğumlu, 1951 doğumlu. Ee, küçük yaşta babasını kaybediyor, ee, varsıl bir aile, işte e, büyük ve küçük baş hayvan ticareti yapan bir ailenin e, oğlu e, bir gün işte bir sabah feryatlarla uyanıyor, babasını kaybetmiş. Ondan sonra aile bir maddi olarak bir sıkıntılara düşüyor. İşte e, Hatta yazlık sinemaları bile var orada. E, i̇şte e, borçları var, onlar ödeniyor. O varsıl e, durumdan e, yokluk durumuna düşmüş bir ailenin e, o zamanlar e, hamisi, abisi İsmail. İsmail Kurt, Kasımpaşa, Galatasaray sonra Fenerbahçe'de oynayan o da milli bir futbolcu. Fakat o da e, evlenip e, ayrıldıktan sonra e, bütün ailenin e, yükünü e, karşılamak, diğer kardeşleri olmasına rağmen Metin Kurt'a düşüyor. Metin Kurt çok başarılı bir öğrenciyken işte Beyoğlu Atatürk Lisesi'nde öğrenci, öğrenciyken futbolu tercih ediyor. Yani futbolu esasında sevmemesine rağmen futbolu tercih ediyor. Çünkü ailenin yükü onda. Aşağı yukarı işte toplam bana söylediğine göre 20 küsür kişilik bir ferde sahip olan ailenin yükünü üzerine alıyor. İşte futbolcu olma karar veriyor lise çağlarında. Hayatı ondan sonra futbol üzerine kurulu olarak devam ediyor. Hangi takımla başlıyor futbol hayatına? Ali Beyköy Adalet'te başlıyor. İstanbul Üniversitesi şeyin altında. Orada başlıyor. Ondan sonra oradan Altay'a transfer oluyor. Altay'dan PTT'ye. PTT'den de Galatasaray'a geliyor. 70'lerin başında. İlk profesyonel transferini Altay'a gerçekleştiriyor. İzmir'e. Evet. O Altay'daki yıllarını da biraz sizden dinleyebilir miyiz? Nasıl geçiyor? Çünkü ilk profesyonel olmuş Türkiye'de. O dönemlerde amatör ligler de çok evet. aslında ön plandayken profesyonelliğe geçmek de büyük bir başarı. Buradan e, Faruk'la gidiyor. Nişantaşı'da futbol oynayan Faruk arkadaşı. E, Faruk'la gidiyor Altay'a. <laughs> Tabii Metin çok duygusal bir insan. Orada büyük bir yalnızlık içerisine giriyor. İşte tabii o zamanki futbol şu andaki futboldan çok farklı. Genç bir insan, genç bir futbolcu olmasına rağmen ve iyi de bir futbolcu olmasına rağmen kemikleşmiş kadrolar var. Kadroya giremiyor. İşte yalnızlıklar çekiyor. İşte yani yedek olarak da bazı maçlarda oynamasına rağmen ee, ...onun verdiği, oynamamanın verdiği rahatsızlıklar içerisinde şey yapıyor... ...hatta bunu bu konuda e, abisine dert yandığında... E, e, ...bunun sebebini kendinde ara, kendine bakmıyorsun şeklinde bir eleştiri alıyor... Ee, ...ama işte bir e, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçından sonra da hayatı değişiyor... Ee, ...o maçta mükemmel bir futbol oyunu ortaya koyuyor ve orada bir sürü takımın transferi olarak transfer gözdesi olarak şey yapıyor kendisi esasında Ankara Demirspor'a geçecek bir tanıdığımın vasıtasıyla fakat abisi geliyor ben seni diyor PTT'ye verdim diyor Bülent Gizle konuşuyor abisi türbünde ve PTT'de oluyor yani bir gladyatör gibi yani işte artık yani futbol piyasasının o andaki şartlarına göre e, PTT'li oluyor. PTT'de çok başarılı bir futbol oynuyor zaten. Ondan sonra da Galatasaray'a geliyor. O zaman oradaki yıllarını da biraz konuşalım. Çünkü PTT o dönemlerin iyi takımlarından bir tanesi. Tabii. Orta yani e, ilk devre puanı toplayıp ondan sonra işte fazla lige asılmayan e, bir müessese takımı. E, lokalleri var Ankara'da. işte 3. E, caddedeydi. Ben de hatta oraları çok iyi biliyorum. Ee, orada e, gene kalıyor ama e, Ankara'nın tek milli futbolcusu oluyor. İşte e, Abdullah Gegiş e, tarafından milli takıma alınıyor. Orada e, çok önemli futbolcular olmasına rağmen o çok genç yaşta onların arasından sıyrılarak milli takıma seçiliyor. Ve altı sene e, sürekli işte e, hem PTT'de başlayan milli e, formayı giyiyor. Hem de Galatasaray'a transfer olduktan sonra altı sene hiç o formayı çıkarmadan e, sürekli e, oynuyor yani sakatlıkları dışında. Galatasaray transferini konuşacağız ama PTT yıllarında özellikle Tamer Güney evet, yönetiminde hızı tamam. parlıyor. Evet. Metin Kurtu aslında futbolculukta öne çıkaran özellikleri nelerdi? E, Metin Kurtu futbolculukta ben kendisine sorduğumda ben çok çalıştım dedi. Yani e, herkes e, antrenmanı bıraktıktan sonra çok çalıştım dedi. Bir de Metin Kurt'un tabi e, yan PTT'ye geldi geldiğinde de bir yalnızlık çekiyor ve orada ilk kitapla tanışıyor. Metin Kurt'u diğer futbolculardan ayıran ki hem de kendisini tanıdığımda e, kitapla e, gördüm. Metin Kurt okuyan bir insandı, araştıran bir insandı ve inatçı bir insandı bildikleri doğrultusunda taviz vermeden o konuda mücadele eden ve sonuna kadar mücadele eden bir yapısı vardı. Futbolculuğu da öyleydi. İşini en iyisini yapmaya çalışan bir insandı. En iyisini yapmaya çalışan bir insandı. Antrenörlük yıllarında da öyle. Yokluktan var eden bir insandı. Yani olanakları olup da o olanakları kullanan bir insan değildi. ...yani hiç futbolu oynamamış bir insanı... ...Metin Kurt'a verin mesela... ...ayak tenisiyle başlatıp onu futbolcu yapardı... ...eğer yeteneği varsa... ...yoksa sen olamazsın derdi... ...Metin Kurt orada da... ...yani işte Tamer Güney de çok önemli bir... E, ...hoca ve... E, ...genç takıma, genç... E, ...oyunculara, genç sporculara... ...önem veren ve... E, ...o da kitaplı bir insandı... ...kitaplı bir insandı... İşte orada... E, ilk kitabı okuyor. Zafer Çarşısı'na gidiyor. Bir e, Kennedy'nin bir kitabını alıyor orada. Ondan sonra orada ilk bir e, şey var. Genel bir kaptan var. Onunla bir e, çelişkisi oluyor. Doğruyu söylüyor. İşte Tamer Kaptan da diyor ki ya ben sana evet doğruyu söylemeni ister ama yöntemin yanlıştı diyor. İlk bilinçlenmeleri e, orada esasında PTT'de başlıyor. Ve Galatasaray'a ilk kiralık olarak transfer evet, oluyor. Evet. O transfer süreci nasıldı Metin Kurt'un? Ya şey tabii yani PTT bırakmak istemiyor. Yani yıldız bir insan. Yani Ankara'da milli takımda oynuyor. İşte gene devreye Coşkun Özar'a giriyor. Abisi İsmail abi işte İsmail Kurt o da rahmetli oldu. Geçen senelerde. ...Galatasaray'ı alıyorlar. İlk, e, hatta ilk devredeki maçlarda oynayamıyor Metin. E, kaç yılıydı işte. Ben hatta bir Galatasaray Bursa'ya gelmişti. O e, maçta e, oynamamıştı Metin. Ondan sonra oynadı. Yani e, bırakmak istemedi PTT tabii. Bırakmak istemedi. Ve Galatasaray'ın e, artık Metin Kurt ikinci seneden sonra, özellikle değişmez isimlerinden birisi oluyor. Tabii, tabii çünkü Metin'in mesela attığı gollere bakın. Şevki de onu söylemişti takım arkadaşı. Ee, Metin'in attığı bütün goller hep e, ya beraberlikten galibiyete getiren ya da mağlubiyetten beraberliğe getiren goller. O zaman iki puan usulü vardı. Ee, i̇şte ilk üç sene mesela Gökmen'le beraber Gökmen on gol mesela Metin 9 gol. Hep böyle giden ki e, açık oynayan bir insan. Ama çok farklı bir açık yani çizgide oynamasına rağmen gene de golleri atan yani tabiri caizse işte depresi olup ön direğe, arka direğe gidip golleri atan bir arkadaş. Metin Kurt'un belki de diğer insanlardan biraz önce siz de bahsettiniz. Ayıran özelliklerinden bir tanesi de çok dürüst tabii, davranması tabii, tabii. ve o anda neyse onu söylemesiyle takım içerisinde de aynı şekildeydi. Tabii. Belki de belli bir kesim tarafından çok sevilen ama belli bir kesim tarafından da sevilmeyen özelliklerinden bir tanesi de buydu Tabii. Metin Kurt. Un. Evet. Bu özelliklerinden de biraz sizden dinleyebilir miyiz? Şimdi bir e, Galatasaray'da ve, e, birinci senesinden sonra, ve milli, Galatasaray ve milli takımda e, kaptan olmamasına rağmen söz sahibi bir insana. Devrin e, futbol federasyonu başkanı Hasan Polat bütün yetkileri ...Metin Kurt'a vermiş vaziyette... ...milli takımda... ...yani milli takım mesela Avrupa'da bir maça gidiyor... ...herkes otele yerleştikten sonra... ...alışverişe gitmek isteyen arkadaşlarını... E, ...alışverişe çıkartmıyor... idmanına götürüyor mesela... E, ...Galatasaray'da da öyle... ...sözcü... sözcü ...takımın sözcüsü oydu... ...zaten ilk çelişkisi... ...işte prim... bir e, ...Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndan sonra... ...prim meselesi yüzünden... Uğurcan Ece ile arasındaki olan çelişkiyle başlıyor ve kadro dışı bırakılıyor ama e, o kadro dışı bırakılmış idman kadrosu asılır veya maç kadrosu açılır. Metin kendi e, orada yok. Kendi e, kalemle kendi adına yazıp idmana çıkan ve buna engel olunamayan bir insan. Galatasaray'daki yıllarında peki çünkü başarılar da elde ediliyor. Yani o dönemde bir yani Birch 3 sene üst üste şampiyonluklar Türkiye yaşında, evet yaşıyorlar. O dönemlerden de biraz bahsedebilir misiniz? Yani çünkü Metin Kurt artık Türkiye'de çok fazla tanınmış ve iyi evet. futbolcular, efsane futbolcular arasına girecek olan isimlerden bir tanesi evet. haline geliyor. O yıllardan da biraz bahsedebilir miyiz? Şimdi Breyam Birch bir kere Metin'i çok seviyor. Çünkü Breyam Birch İngiliz. Yani İngiliz disiplini var. Çok iyi bir çalıştırıcı. Ee, ve e, Metini e, Galatasaray'da idman sonrası bazı futbolcuları mesela Engin Verel yani çalıştırması için e, antrenör yardımcısı gibi hatta İngiltere'ye ikinci kere geldikten sonra Brian Birch e, Metini İngiltere'ye götürmek istiyor yani gel İngiltere'de beraber çalışalım yani. Şimdi metin e, görevini yapan bir insan, e, Galatasaray'da e, ne taktik verilirse öyle. Yani e, işte niye çizgi metin? Esasında metinin e, anlattığına göre işte halka yakın yer orası. Yani kapalı türbündeki işte e, şeref türbünün önünde oynamaktansa işte açıkta halkın yanı esasında öyle değil. Galatasaray çok önemli bir e, takım, çok başarılı bir takım. E, e, rakipleri kapandıkları için oyunu açmak açısından Metin'i çizgide oynatıyor. İlkel bir futbolmuş gibi geliyor ama esasında ilkel bir futbol değil. Ama Metin direkt içeri de giren ve e, kendisinin anlattığına göre e, o zamana kadar orta yapmayı bilmiyordum. Bir Börç etti bana diyor. Çünkü şut gibi orta yapıyor ve bilhassa arkadaşlarına çarpıp gol oluyor. Hani Gökmen'in mesela öyle golleri var ki Gökmen'in bile haberi yok. Yani millet inliyor sağa inliyor yani gol oldu diye Gökmen'in kafasına çarpmış veya vücudunun herhangi bir yerine. Gol Ama o kadar şiddetli. Top mesela orta yaptığı zaman dururdu. Ben çok gördüm onu ya. Yani. Metin topu öyle bir vururdu ki ağırlık merkezinin ortada. Yani orta şut gibi bir orta yapardı yani. Önemli bir futbolcuydu. Peki Galatasaray'da özellikle ilk şampiyonluğunu Nasıl anlatırdı Metin Kurt? Metin esasında futbolu sevmeyen bir insandı. Metin futbolu işte ailesinin maddi durumunu iyileştirmek için, kardeşlerini okutmak için, kız kardeşlerini okutmak için oynayan bir insan. Metin esasında tabii hayranları vardı. Oturduğumuz yerlerde gelirdi falan sarılırlar, öperler. İşte Galatasaray hakkında soru sordukları zaman bile konuşmazdı. Fazla anlatmadı. Tabii çok sevindi. Sevindiğini söyledi. Yani ilk şampiyonluğu yaşadık ondan sonra. Ee, işte milli takımda oynuyor. Ama fazla konuşmazdı. Konuşmazdı yani o konuda şampiyonluklar konusunda falan. Peki daha sonrasında yani dediğimiz gibi artık Galatasaray'ın en önemli futbolcularından bir tanesi oldu Metin Kurdu. Evet. Ee, dediğiniz gibi futbolu sevmemesine rağmen. Evet. Aslında futbolculukta çok büyük başarılar. İş iş da, olarak görüyor. Evet, çok büyük i̇ş başarılar. Olarak, tabii. O disiplini nasıl sağlıyordu peki? Bir kere e, çocukluğundan itibaren mesela e, yağmurlu havalarda, sokağa çıkılmayacak havalarda bile boş inşaatlara gidip bitmemiş inşaatlarda o, o sütunları işte kale direği olarak kabul edip e, şut antrenmanları yapan ee, ...Beşiktaş'tan başlayıp ta Mecidiyeköy'e kadar belediye otobüsleriyle yarışan bir yapısı var. Yani herkes e, idmanı bıraktıktan sonra e, fazla fazla çalışan. Zaten e, spordaki başarı o tür fazla çalışmalarla oluyor. Çünkü adele e, beyni denilen, adele hafızası denilen bir şey var. Bir, bir şeyi ne kadar fazla yaparsanız vücut da ona o şekilde alışıyor... Metin... E, e, her şey... Yaptığı işin en kalitelisini... Yapmaya çalışan bir insandı. Bir insandı. E, daha sonraki... Gazetecilik yıllarında da öyle. Peki... Galatasaray'dan ayrılış süreci... Nasıl gerçekleşti? E, Metin... E, Galatasaray'daki işte bu çelişkileri yaşadıktan sonra artık orada e, şöyle oluyor. Bütün arkadaşlarıyla beraber ortak karar alıyorlar. Ve Cağaloğlu'na gidip e, işte Yasin var, Büyük Mehmet var. E, Cağaloğlu'na gidip bir bildiri yayın, bildiriyi veriyorlar basına. Fakat geldiklerinde arkadaşlarının e, toplanacakları yerde olmayıp idmana çıktıklarını görüyor. Ve uzaklaştırılıyorlar işte. Gökmen zaten Amerika'ya, Yasin Amerika'ya gidiyor. Büyük Mehmet zaten Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Vereceği mücadeleyi Anadolu'da vereceğini zannediyor. Yani bana anlattı işte Mustafa Kemal gibi ben de Anadolu'ya geçeyim. İşte orada bir takım da orada vereyim ama öyle değil tabii. Bir mütegallibe var. Yani o zaman idareci kadrolu Kayseri'de bu, bu tür mücadele Kayseri ve Sivas o olmuyor tabii olmuyor. Ondan sonra futbolu bıraktı ...Kayseri'den. Peki futbolu bıraktıktan sonra çünkü onun sendikal şeylerine de geleceğiz. Yani çalışmalarına evet. da geleceğiz. Çünkü futbolda belki de onu ayıran en önemli özelliklerden Tabii. bir tanesi de buydu. Ama futbolu o bırakma noktasına geldiğinde ve Galatasaray'dan artık ayrılış sürecindeki yaşantısı nasıldı Metin Kurtun? Çünkü futbolu evet sevme mesela rağmen oradan bir yaşam mücadelesi var kendisine bir gelir de var 70... ama o gelir kesiliyor. Evet 76 yılında e, amatör sporcular derneği kuruldu. Bu çok geniş bir dernekti. E, aşağı yukarı e, yani sporun her dalından atletizmden tutun e, boks'a kadar üyelerimiz vardı. Mesela Trabzon sorumlusu Şenol Güneş'ti. Eser kaleci Eser Galatasaray'dı. İstanbul yönetim kurulundaydı. Metin eee ideallerini gerçekleştirmek için e, e, tam e, Futbolcular Sendikası'nın gerçek futbolcular sendikasının kurulacağı gün 12 Eylül'dür. O gün kurulacağı gün Türkiye'de darbe oldu ve kurulamadı. Metin bütün varını, yoğunu e, Sportmence adlı dergiye yatırdı. Sportmence çıktı, 13 sayı çıktı. Ondan sonra kapandı. Sonra tekrar e, çıktı o dergi. E, ben de yönetimindeydim o derginin. E, i̇dealleri uğruna e, artık kalan ne kadar maddi e, gücü varsa onları da orada yitirdi. E, ve e, antrenörlük hayatına başladı. O zaman antrenörlük hayatından da biraz bahsedelim. Çünkü biraz önce bahsettiniz. Aslında futbolcuyken bile Birçok kişiye eğitebilen bir evet. insandı. Antrenörlük kariyerine başlaması nasıl oldu? Şimdi Metin bir kere futbolcu tabirini kullanmazdı. Sporcu tabirini kullanırdı. Sporcu arkadaşlarıyla her zaman arkadaş gibiydi. Önce onunla konuşurdu. Onlarla konuşur, eder. E, e tabii yoksul takımlarda hep hocalık. Mesela Eyüp Spor'da. Onlarla konuş bir sürü öğrencisi şunu demiştir. Sen bize iyilik yapmadın. Hocam hep kötülük yaptın. Çünkü biz hep hayatın senin anlattıkların gibi olacağını düşünmüştük ama öyle değilmiş. Orada da çok disiplindi. Metin şu anda oynanan modern futbolu o zaman oynatırdı. Ben mesela günümüz futbolunda gördüğüm zaman arkadaşlarla seyrederken bilhassa işte şampiyon olan şu andaki futbolu e, seyrederken anlatıyorum böyle arkadaşlara nereden şey yapıyorsun e, Metin böyle oynatırdı diyorum çok iyi döneminin en iyi futbolunu bilen insandı yetiştirdiği işte Turan Öz Yazanlar o da vefat etti Bandırma Spor'un hocasıydı mesela Turan gibi e, öğrencilerine de bunların hepsini anlatmış aktarmıştır. E, Gerçekten e, futbolcunun nerede duracağını, sahada nerede duracağını, nereye koşacağını, hangi pozisyonda ne, nasıl ne yapacağını... E, ...bir bekin nasıl davranacağını, bir e, orta saha oyuncusunun nasıl davranacağını çok iyi bilen bir insandı. Bunlara şimdi öğrenildi artık bunlar. O zamanlar pek bilinmiyordu. Öğrenildi. E, Ciddiydi yani öyle işte yokluktan ötürü handikaplar olacak şu olacak falan hiç onu düşünmezdi. Sanki bir amilli futbol takımını çalıştırıyormuş gibi bir amatör küme takımını bile çalıştırsa işte son zamanlarında da zaten bir üçüncü amatör kümede bir takımı aldı. Hiç futbolu bilmeyen çocukları önce ayak tenisiyle başlatarak bir sene içinde o takımdan iki tane genç milli takım oyuncusu çıkardı. Peki oralara da geleceğiz da ama özellikle futbolculuk hayatındayken de futbolcu sendikasının oluşturulmasına çok fazla yöneliyor. Evet. Ve bu yüzden de futboldan uzaklaştırılıyor. Evet. O yılları nasıldı Metin Kurtul? İşte yani zaten bu işler başlayınca uzaklaştırıldı. Yani sistem sisteme aykırı ortak paydasında sosyalist bir kimlik olan bir insan e, o dönemde istenmeyen bir şey sistem şimdi şu anda zaten bir sendika kurdurdu yani e, kurdurdu ama akibeti şu anda e, ...meçhul o sendikanın e, e, zorluklar içerisinde kuruldu çünkü e, kabullenemediler e, çünkü bir spor iş yasasının ortaya çıkması lazım futbolcuların özlük haklarının transferlerde bir gladyatör gibi bir köle alım satımı gibi olmasının engellenmesi lazım. Bunlar tabi sistemin işine gelmedi. Hepsiyle beraber küllenip gitti. İşte Ta ki ikinci sendikayı günümüzde yani vefat etmeden önce devrimci spor seni kurana kadar. Kendisine sol açık ve çizgi metin lakapları. Hı -hı. Ama daha çok sol açık olarak biz biliyoruz Metin Kurt'u. Bu lakapları kim taktı ona? Sol açık Metin e, hep sağ açık oynar esasında. Sol açık işte solculuğundan ötürü verilen bir şey. Bir tek fener maçlarında sol açık oynuyor. Çünkü Alpaslan ona ters geliyor. Niye diye sorduğumda çok suratlıydı. Diyor. Yani çok iyi kademeye giren falan da bir futbolcu Alpaslan onun e, maçlarında sol açık oynuyor esasında sağ açık işte çizgi metinde 6 kişi müdafaa yaparsa bir takımda oyunu açmak lazım metinde çizgiden gidiyor İlkel gibi görünen bir futbol ama demin de bahsettim bence değil ama çok süratli bir kere mesela Şevki 100 metreci metinin bir şey var 10 metreden sonra depar attığı zaman çok süratli giden açılan ve yetişemiyorlar kimse yetişemiyor yani. Beraber koştuk bir futbolcuyla mesela Metin 10, 10 metre 15 metre fark eden bir futbol yapısı var. Ee, ama o futbol yapısı avut e, çizgisine kadar değil aklı Metin'e yani. Metin'in aklı avut çizgisinde dışarıda öyle bir futbolcu yani. Toplamda 37 kez milli takım evet. forması giyiyor. E, 27'si tek... A. Evet ve milli takımda da başarılar da elde ediyorlar. Evet. Bakalım da o başarılardan da biraz bahsedebilir miyiz? Çok kötü bir devrede başlıyor yani milli takıma. İşte 8 tane Polonya'dan yeniliyor, şu oluyor, bu oluyor. En en kötü Lüksemburg'a bile yeniliyoruz da burada yendik falan. Yani o dönemde bahsediyor. Metin ilk işte genç milli takım kadrosuna gidiyor. O zamanki arkadaşlar işte Ender Konca hatırladığım kadar Zekeri, Zekeriya var. Beşiktaşlı Zekeriya var. Hatta şöyle bir anısı var. Tarabya'ya kadar yürüyerek gidiyorlar. Paraları yok. Geç kaldıkları için hoca da gene Sabri Kiraz geç kaldınız diye bunları milli takıma almıyor. Sonra tekrar seçiliyor. Ankara'ya uçakla gidiyorlar. Ender Konca işte benim bir tanıdığım var diyor. Uçak bileti ayarlayacağım. Herkes uçakta yemek yiyor, bunlar yemiyor, korkuyorlar, paralı diye. Ee, sonra otele gittiklerinde bakıyorlar işte küvet var, sıcak su giriyorlar içine. Tabii bütün Adelilere gidiyor, dökülüyorlar bunları ikisi de. Yani e, onlara o zaman e, böyle bir şey yapmamaları gerektiğini anlatacak insanlar yok. Yani öyle devir ki kramponlarını kendileri çakıyor. Bir, bir milli maçta genç milli maçta kramponları dökülüyor hatta bir gol atmasına rağmen onu Avrupa Şampiyonası ben çok iyi atılıyorum final maçları Bursa'da oynadı oynandı kramponları dökülüyor kayıyor oynayamıyor ama bir gol atıyor işte o ...o maçta da oynatmıyorlar metini e, ondan sonraki maçta Avrupa üçüncüsü olmuştuk o zaman genç milli takım yani yokluklar içerisinde çık oyna yani takunyaları dizerek soyunma odasında taktiklerin verildiği zamanlar çık oyna derlerdi yani öyle bir dönemde yani e, en büyük amacı e, Metin'in İsviçre'ye gidip bir iki, iki dili öğrenip yani futbol hayatını orada devam ettirip sonra futbolla ilgili yani Teknik direktör olarak e, hizmet vermeyi düşünüyor ama olmuyor işte. Durumlar bu duruma giriyor. 1969 yılında RCD kupasını kazanan takımlara yer alıyor ve Hı -hı. en önemli isimlerinden bir tanesi. Evet. O kupa nasıl geldi ve o kupanın anası nasıldı? Bu şey işte e, doğudaki ülkelerle yapılan maçlar. Şimdi e, Metin e, milli takıma seçildiği zaman e, Mesud'un yedeği. Bursa Sporlu Mesud'un yedeği. Mesut da e, futbolu bireysel olarak müthiş oynayan Garinçya Mesut diye tabir edilirdi. M müthiş bir e, tekniği olan, birebir de insanlar e, rakibini çok iyi geçen. Fakat e, kolektif futboldan uzak bir futbolcu. Abdullah Gegiç de işte, e, şu andaki işte 3-5-2'yi oynatan, Eskişehirspor'da e, hoca, aynı zamanda milli takımda hoca. E, çok sıcak bir günde İran'la oynanan maçta me, Mesut sakatlanma e, şeyiyle bahanesiyle oyundan çıkıyor ve Metin giriyor. Metin o, o maçta gol atıyor. E, o o maçtan sonra da Abdullah Yegiz sürekli e, Metin'i oynatıyor. E, o RCD maçları işte e, Avrupa'da yani e, Trakya'dan sonraki sınırların dışına çıktığımızda hezimetlerin bir biraz olsun ferahlatıcı sonuçları. Ve aslında teknik direktörlük, antrenörlük kariyerinden sonra da yazarlık dönemi de başladı evet. Metin Kurtu. Evet. O dönemler nasıl Metin? Kurt Politika gazetesinde işte e, 77 yılı 78 yılında e, Spor e, müdürü olarak çok ciddi olarak yani işte e, böyle e, o zamanki arkadaşları anlatıyor çalışan arkadaşlar. E, gravatını takıp takım elbiseyle gelen ciddi hiç iş, işini aksatmayan bir yapısı var. Daha sonra da evrenselde spor müdürü olarak çalıştı. Mehmet'i yetiştirdi. Mehmet Öz Yazanları yetiştirdi. Demin bahsettim Turan Yazanların kardeşi. O da çok önemli bir futbolcuydu. Mehmet Öz yazanlar, ince Mehmet diye geçer. Senelerdir futbol oynadı. Ee, ciddi. Ondan sonra e, Spora bir oyun olarak bakan, yani futbola bir oyun olarak bakan e, tarzda yazılarla, objektif yazılarla e, bugünkü futbol anlayışının işte bugünkü medyanın e, bahsettiği şekilde değil de gerçekçi anlamda yazılarla katkısı oldu. ...Sportmence dergisinde zaten yazılar i̇şte ...doping üzerine yazdığı yazılar... ...ondan sonra futbolcu sağlığı üzerine yazdığı yazılar... ...önemli yazılardır. Ve... ...artık hayatının son dönemlerinde... hastalıklarla mücadele ediyor. E, evet. Yani o yıllarda siz de yanındaydınız ve biliyordunuz. Evet, evet. Nasıl zamanlardı? Ya Metin... Ee gırtlağında bir sorun vardı. Yani oradan kan gelmesine rağmen e, tedavi ettirmedi. Yani e, en sonunda artık dayanamadı. Bir gün oturuyorduk. Hiçbir şey demeden kalktı gitti. Hatta yanımızdaki arkadaşlar da şey dedi ya nasıl hani e, hiçbir şey demeden gitti dedim ki ya e, iyi değil dedim yani durum. İşte ondan sonra e, ameliyat olurken e, narkozda uyanamadı. Yani 9 saat uğraştılar, uğraşmışlar yani. Uyanamadı. Sonradan öğrendiğime göre e, doktorlardan, doktordan veya ameliyattan, hastaneden çok korkan bir yapısı varmış. Yani o kadar e, hiçbir şeyden korkmadan e, düzene karşı, yani futbol düzenine karşı öyle diyeyim, mücadele eden adam işte <laughs> hastaneden korkuyor. Epey bir geciktirdi belki de benim kendi şahsi görüşüm bir şeyleri yapamayacağını anladı. Yani mücadelenin çünkü sendika kuruldu. Ondan sonra üye yapamıyoruz. Herkes çekiniyor. Çünkü sendika üye yapmak için bordrolu sporcu lazım. Herkes çekiniyor. Çok uğraştık ettik. eğlence sektörüne giren bir iş iş kolu olarak addediliyor e, futbol tıpkı e, yazarlık gibi yani yazarlar sendikası da öyle eğlence sektörüne giriyor. Çünkü e, şeyde e, yeri yok. Yani yani kitap edebiyat nasıl eğlenceye giriyorsa futbolda eğlenceye giriyor. Çok zorluklar yaşadık. Çok e, işte sendika, bina ondan sonra işte Ankara'ya gidildi. E, Gladyatör kitabı Ödül aldı, disk sahip çıktı. Ondan sonra işte sendika kuruldu ama çok zorluklar altında işte kalınıldı. Metin de öyle işte yani hayatını vakfetti bu işe yani. 24 Ağustos 2012. Evet. Vefat ettiği gün. Evet. Ee, aslında sizin o ki duygularınızı ben merak ediyorum. Ben yani, çok önemli birisi. Çok 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 kötü oldum. Yani ben bana haber hemen geldi. Kayıp tabii yani şimdi sıradan bir insan değil ki. Yani kaç tane bana cenazede bir televizyon kanalında muhabir sordu. Yani Metin Kurt gibi birisi daha gelir mi diye. Yani gelir mi? Gelmez mesela çok önemli bir futbolcuya yorumcu Hatta sordular işte Metin kurt hakkı. ya konuşayım de dedi Metin Kurt gibi mi olayım dedi Herkes biliyordu hepsi de cenazeye geldiler Galatasaraylı yöneticiler de geldi Yani onu gönderenler ve onlar hepsi televizyona konuştular büyük bir futbolcu olduğunu filan ama hep yalnız bırakıldı hep yalnız bırakıldı. Şarkı da yapıldı işte. Metin Kurt yalnızlığı diye. <laughs> evet onu da soralım size. Kendi hani keşme Keş, keşme şeker. Evet. E, kesme şeker. Pardon. Evet. Grubu. Metin Kurt yalnızlığı isimli bir parça. Evet. Kendisine. Onu duyduğu anda aslında onun yani o şarkı ona yazıldığını bildiği andan itibaren Metin Kurt nasıl bir tepki Şimdi abi? Metin Kurt hem yalnız hem yalnız değil. Çok, çok tuhaf bir durum. Esasında yalnız bir adam yani. Burada işte şeyle ilgili bir toplantı yaptık Beyoğlu'nda Taksim'de bulunacak işte Galatasaray'a kadar yürünecek. Biz hani az insan gelir diye bu maçlara girişle ilgili bir şeydi tam da hatırlamıyorum. Adli polis geldi dedi kaç kişi olursunuz? Ya En fazla e, işte 50-60 kişi dedik. E, biz de 5 kişiyiz dedi. 55 kişi oluruz. İnanılmaz bir insan grubu toplandı. Yani Trabzon'dan gelenler, Ankara'dan gelenler, Adana Demirspor'dan gelenler. Binlerce insan. Biz Galatasaray'a kadar yürüdük. Şimdi o zaman yalnız değildim Metin. Ama işte e, o dönemlerinde, ilk dönemlerinde yalnız tabii yani. Peki size hiç unutamadığı bir anısını... Anlattım. Anlattıysa da siz de bizle paylaşır mısınız? E, tabii. Şöyle bir şey. E, işte bu seri mağlubiyetler olduğu zaman milli takımda e, İzmir'de İsviçre ile oynuyorlar. Ve e, milli takım galip geliyor. Yani o, o, o galibiyetin olması gerekiyor. Çünkü artık e, futbolun kitlelere nasıl etki ettiğini hepimiz biliyoruz işte şey dedi ya inanılmaz çıktık sağdan arabayı havaya kaldırıyorlar otobüsü o arada bir çocuk cama vuruyormuş işte bir şey konuşuyor ama ben de anlamıyorum bir şeyler hareket yapıyor bana sonra camı otobüsler o zaman camlar böyle açılırdı Açmış camı, ne istiyorsun? Demiş ki, kramponunun bağını verir misin? Şimdi e, malzemeler ayrı torbalarda gidiyor. E, yok falan dedim diyor. Sonra bir baktım diyor, ayak, ayaklarında ayakkabı yoktu diyor. Bunu kitapta da yazdım ama metinin böyle... Bunu 3-5 kere anlattığını dost sohbetlerinde biliyorum ve gözünün de yaşlandığını biliyorum yani. O zaman gerçeğin ne olduğunu işte o zaman anladım dedi. Peki son olarak şunu sormak istiyorum, hayatında yaşadığı pişmanlıklar var mıydı Metin Kürdün? Yani keşke şunu yapmasaydım ya yani, keşke şunu yapsaydım dediği. Hiç konuşmadı, e, zannetmiyorum da. Yani hiç pişman olduğunu zannetmiyorum. Çünkü o doğru bildiğini yaptı. E, Az önce söylediğim gibi yani paydasındaki şey insanların eşit olması, haksızlığa karşılık ve sosyalizm. Hiç pişman olduğunu zannetmiyorum. İstediği gibi yaşadı, hayatı nasıl tercih ettiyse o şekilde yaşadı ve o şekilde de sonlandırdı. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim, sağ olun. Efsane Sporcular programımızın bu haftaki bölümünde Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane ismi Metin Kurt'u bize hem yakın arkadaşı hem de hayatını kaleme alan yazar Vejit Çıracıoğlu anlattı. Bize programımızın sonuna geldik. Hoşçakalın.